Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber General Mobile GM9 Pro'nun kamera özelliklerini göz atıyoruz. Bakalım DxOMark platformundan 90 puan alan General Mobile GM9 Pro kamerada ne gibi özellikler sunuyor? Hep beraber izleyelim. Teknoloji oku takipçileri biliyorlar. Geçtiğimiz günlerde biz General Mobile'i hem kutusundan çıkarmıştık, hem bir ön inceleme yapmıştık. Aynı zamanda fabrikasını ziyaret edip sizlere bir telefonun üretim süreci hakkında bilgi vermiştik. Şimdi bu videoda ise General Mobile GM9 Pro'nun kamerasına biraz daha detaylı olarak bakıyoruz. GM9 Pro'nun kutu açılımı videosunda ayrıca bir kamera videosu çekeceğimizi söylemiştik. Bu arada bu telefonla ilgili bir söz de vereyim. General Mobile GM9 Pro'yu ayrıca bir kamera testine tabi tutacağım. Kamerasını ayrı olarak video olarak inceleyeceğiz. İşte o gün bugün kamerasının detaylarına bugün bakıyoruz. İlk olarak gelin teknik özelliklerde bize neler söylüyor önce onu bir hatırlayalım. Sonra arayüzden başlayıp diğer özelliklerle devam edeceğiz. GM9 Pro'nun arka kamerası dual teknolojisiyle donatılmış. 12 megapiksellik 1/2.55 inç sensör, f1.8 diyaframlı bir ana kameramız varken bu ana kamera 8 megapiksellik 1/4 nm piksel boyutuna sahip ikinci bir kamera eşlik ediyor. Ön kameraya gelecek olursak 8 megapiksellik fixed focus dediğimiz yani sabit netlik özelliği bulunan 1/4 inç sensörlü f2.0 diyaframlı bir ön kamera bizi karşılıyor. Ana kameramız 4K 30fps video kayıt özelliği sunarken ki maksimumda bu özellik yer alıyor. Ön kamerada ise maksimum video çözünürlüğümüz Full HD 30fps bizi karşılıyor. Evet arkadaşlar teknik özellikleri anlattık. Bu teknik özelliklerin ötesinde arayüz bize neler sunuyor ona bakmak istiyorum ben. Kamera arayüzünü açtığımızda daha önceki General Mobile telefonlarında da karşımıza çıkan bir arayüz bizi karşılıyor. İlk açtığınızda standart olarak bir fotoğraf menüsü çıkıyor karşınıza. Yani fotoğraf çekme özelliği var. Onun hemen yanında altta video var. Videoya geçtiğinizde otomatik olarak video modu aktif hale geliyor. Ama düğmeye basmadan kayda geçemiyorsunuz onu söyleyelim. Fotoğraf modu aktifken sağ üst köşede bokeh etkisini ayarlayabildiğiniz bir menü bulunuyor. Buna bastığınızda alan derinliği etkisi yani bokeh dediğimiz arka planın bulanıklaştırma etkisi aktif ediyorsunuz. Onun hemen yanında çekim modları yer alıyor. Temelde ana kameranın 4 tane çekim modu var. Otomatik, arka ışık, gece ve panorama. Otomatikte makine sizin yerinize karar veriyor. Arka ışıkta bir kullanıcı, birisini çekiyorsunuz. Bir portre fotoğrafı çektiğinizi varsayarak arkasını ışıklandırmaya çalışıyor makine. Bir özel bir ayarlar kullanarak. Gece zaten anlaşıldığı gibi gece modu. Yani gece fotoğrafı çekerken biraz daha uzun pozlama. Panoramada böyle geniş fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. O zaten size epey yardımcı oluyor bu modlar. Çekim modunun hemen yanında flash düğmemiz var. Arka yüzde bir flashımız var, LED flashımız. Onu 3 farklı modumuz var. Açık, kapalı ve otomatik. Onun hemen yanında ise HDR modumuz var. Yani High Dynamic Range dediğimiz. Bunun da 3 farklı modu var aynı flashta olduğu gibi. HDR-A yani otomatik. HDR sürekli açık. Bir de HDR kapalı. Bunlarla ilgili örnekleri biraz sonra ilerleyen dakikalardaki fotoğraflarda aslında vereceğim ben. Sol tarafa geldiğimizde ise karşımıza ayarlar çıkıyor. Burada arka kamera için söylüyorum. Resim boyutu, resim kalitesi, zamanlayıcı, fotoğraf sabitleme, yüz tanıma, seri çekim, kırmızı göz düzeltmesi, konum ve çekim sesi gibi ayarlar bulunuyor. Bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Video menüsünü aktif hale getirdiğimizde menü biraz değişiyor. Sağ üst köşeye bir çekim modu yani burada sahne modu denmiş ama çekim modu aslında. Auto ile başlıyorsunuz standart olarak. Otomatik modu var, hızlı çekim var, ağır çekim var. Onun hemen yanında video kalitesini ayarlıyorsunuz. Burada 4K çekebiliyor ana kameramız. Onun hemen yanında böyle bir el işareti var. Böyle titriyormuş gibi görünüyor. Bu titreşimi engelleme özelliğini aktif hale getiriyorsunuz veya deaktif hale getiriyorsunuz. Açıp kapatabiliyorsunuz. Bunun sayede titreşim engelleniyor ki bunun örneklerini de ilerleyen dakikalardaki video örneklerinde göreceksiniz gayet başarılı. Video modunda da flaşı açıp kapatma özelliğiniz var. Ön kamera moduna geçecek olursak ön kamerada yine sağ üst köşede auto modumuz var. Sahne modları var. Auto ile başlıyor. Portre, gece ve geniş selfie. Geniş selfie çok eğlenceli. Onun örneklerini de yine ilerleyen dakikalarda fotoğraf örneklerini de vereceğim. Daha dar bir alandasınız. Kapalı bir mekandasınız ama birçok insan var. Selfie çekeceksiniz. Nasıl yapacaksınız? Çok güzel şöyle bir hareket yapıyorsunuz. Geniş bir selfie çekilmiş oluyor. Örneklerini de birazdan göreceksiniz. Ön tarafta da bir flaşımız var. Bu güzel bir özellik. Onun hemen yanında yüz güzellik modumuz var. Burada 3 farklı mod var. Hafif, orta, yüksek diye.
Özellikle kadınların sevebileceği bir özellik. Yine az önce bahsettiğim gibi arka kamerada HDR burada da var. Yine ayarlara geliyoruz. Burada da ön kamera ile ilgili ayarlarımız var. Video tarafına geçecek olursak videoda yine bir çekim modumuz var. Burada iki tane çekim modu var. Bir oto var. Bir de hızlı çekim var. Video kalitesi var yine hemen onun yanında. Full HD ya da HD yapabiliyorsunuz. Yine LED lambayı, yani video modunda da LED lambayı açık kapalı konumda kullanabiliyorsunuz. Şimdi telefonun bize sunduğu deneyimlerden biraz bahsetmek istiyorum ben. Telefon fotoğraf konusunda iddialı dedik. Nereden geliyor bu iddia? Hemen onu söyleyelim. Videonun başında da anlatmıştım zaten. DxO Mark gibi bir platform var. Bu platformda telefonların ve fotoğraf makinelerinin kameraları karşılaştırılıyor. Hatta objektifler de karşılaştırılıyor. Buna bir puan veriliyor, bir sıralama yapılıyor. Bu sıralamada 90 puan aldım. Tabii yukarılarda bir sürü telefon var bu arada, onu da belirtelim. Ama kendi fiyatına baktığımızda, ki en son bir indirim geldi, 2199 TL'ye kadar düştü fiyatı telefonun. Kendi fiyatı ve kategorisinde baktığımızda çok çok iyi bir rakam olduğunu söyleyeyim. Detaylarına inecek olursak, DxO Mark iki şekilde puan veriyor. Bir tane videoda, bir de fotoğrafta veriyor. Videoda 88 puan aldı, fotoğrafta ise 91 puan aldı telefon. Gayet iyi olduğunu söyleyeyim. Çekimlerde biz bol bol kullandık. Fotoğraf çektik bol bol. Farklı ışık şartlarında, farklı mekanlarda, farklı yerlerde arka kameranın birçok özelliğini kullandık. Özellikle HDR'yi çok yaptık. Şimdi mesela örneklerini şu anda ekrana göstereceğim size ben. Birçok HDR fotoğraf çektik. HDR'de özellikle arka kamera çok başarılı. HDR çok işe yarıyor. Benim önüm açık tutmanız yönünde. Öte taraftan baktığımızda arka kameranın dual olmasından kaynaklanan bir bokeh etkimiz var. O da çok başarılı. Özellikle bir portre ya da bir nesne çektiğinizde arka planı çok iyi bir şekilde flulaştırabiliyor. Yani netsizleştirebiliyor cep telefonunun bu kamerası. General Mobile özellikle bokeh etkisinde çok başarılı sonuçlar veriyor. Çektiğiniz fotoğraflarda bu modu aktif hale getirdiğinizde çok güzel, arkası böyle fluya düşmüş, çok harika fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bunu da belirteyim. Bu arada yeri gelmişken belirteyim. Ön kameranın da bir bokeh etkisi var. General Mobile GM9 Pro ile ilgili söylemek istediğim ilginç bir şey ise hemen şöyle yan yüzünde bulunan özel bir tuş. Şimdi power tuşu kırmızı şekilde yapılmış bu üründe. Power tuşunun da ekstra bir kamera özelliği var. Aynı zamanda onun hemen üst kısmında bulunan bir diğer bir kamera tuşu var. Bunun da özel bir özelliği var. Power tuşuna iki kere bastığımızda, şöyle göstereyim ekranda hemen gerçek zamanlı olarak. Power tuşuna iki kere bastığımızda hemen hızlı bir şekilde kamera açılıyor. Bu özel kamera tuşuna basılı tuttuğunuzda ise, güç tuşundan farklı olarak buna basılı tutmanız gerekiyor. Doğrudan doğruya video kamera açılıyor ve video kayıt yapmaya başlıyor. Bakın şimdi göstereceğim bunu ekranda, basıyorum. Evet, açıldı ve şu anda siz de görüyorsunuz, video kayıt yapmaya başladı. Bu güzel bir özellik. Nerede kullanılır aklınıza gelecek olursa, acil bir durumda video çekmek istiyorsunuz. Video çekmeniz gerekiyor. Ne yapacaksınız? İşte telefonu aç, fotoğraf hani uygulamasına gir. Oradan video moduna al, eğer fotoğrafta kaldıysa diyelim ki video moduna al. Bunlar nereden baksanız 3-4 saniye sürüyor. Halbuki şu hareket gerçekten de hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Ve hızlı bir şekilde de şu anda gördüğünüz yine gerçek zamanlı yaptım. Kayıt olmaya başlıyor. Bu güzel olmuş. Ön kameranın fotoğraf özelliklerinden bahsedecek olsak yüz güzelleştirme özelliğimiz var. Fotoğraflarınızda böyle daha bir yüzünüz pürüzsüz çıkabiliyor. Şimdi örneklerini koyacağım ben. O özellik işte en kapalısında ve en yükseğinde nasıl görüneceğini gösteriyor. Artık karar sizin. Siz orada kendiniz karar vererek nasıl bir güçte kullanacağınız, siz karar veriyorsunuz. Ama özellikle kadınların ilgisi çekeceğini düşünüyorum bu özelliğin. Çünkü genelde kadınlar böyle hani yüzlerinin iyi çıkmasını, güzel çıkmasını istiyorlar fotoğrafta. Abartmamak kaydıyla çok işe yarıyor. Ön kamerada bulunan geniş selfie, az önce kısaca bir detayından bahsetmiştim. Şimdi bir tane örnek koyacağım. Geniş selfie modunda daha dar bir alanda daha çok kişiyi aynı anda selfie içine koyabiliyorsunuz. Telefon 4K video çekebiliyor. Bu 4K videolar 30 FPS çözünürlüğünde. Hani bu fiyat aralığında şu ana kadar çok fazla olan bir özellik değil. Elektronik imaj sabitleme özelliğinin olduğunu söylemiştik. Bunun örneğini şimdi birazdan koyacağım, bir örnek video. Orada açık ve kapalıyken farkları göreceksiniz. O da çok başarılı. Şu anda bu videoyu General Mobile GM9 Pro'nun ana kamerasıyla kayıt ediyorum. AIS özelliği, yani elektronik imaj sabitleme özelliği kapalı. Yürüyerek, elimde telefonla yürürken bu kaydı yapıyorum. Birazdan aynı videoyu bu özellik açıkken tekrar çekeceğim. Bakalım sonuçlar nasıl olacak. Şu anki videoyu ise yine aynı telefonla General Mobile GM9 Pro ile kayıt ediyorum. Ama elektronik imaj sabitleme özelliğimiz açık. Şu andaki titreşimlerin gerçekten neredeyse ortadan kalktığını görüyoruz. Biraz daha devam edelim, biraz daha yürüyelim.
Yürürken elimin titreşimi hiçbir şekilde kameraya gelmiyor. Herkese merhaba. Bu videoyu General Mobile GM9 Pro'nun ana kamerasını, yani arkasındaki çiftli dual kamerayı kullanarak kayıt ediyoruz. Şu anda açık bir havadayız. Güneş var gökyüzünde. Hafif de bir rüzgar var. Zaman zaman o rüzgarın sesi belki kameradan da duyulabilir. 4K kayıt yapıyoruz bunu. 30 FPS kayıt yaptığını söylemiştik. Güzel bir kamerası var General Mobile'ın, özellikle ana kamerası çok çok iyi sonuçlar veriyor. İşte bu videoda size bu kaliteyi göstermek açısından fayda sağlayacaktır. Şu anda bu videoyu General Mobile GM9 Pro'nun ön kamerasını kullanarak çekiyorum. Bulutlu bir hava var şu anda İstanbul'da. Biz açık bir yerdeyiz. Hafif bir rüzgar var. Rüzgar sesinin pek kameraya geldiğini sanmıyorum ama şu andaki ses kaydı da yine kameranın kendi, telefonun kendi mikrofonu üzerinden alınıyor. Onu da belirtmiş olalım. İşte General Mobile GM9 Pro'nun ön kamera performansı da böyle. Ana kameramız aynı zamanda hızlı çekim, yavaş çekim gibi özellikler de sunuyor. İşte 120 FPS ağır çekim özelliğimiz var. Ön kameranın video özelliklerine gelecek olursak Full HD 30 FPS kayıt yapıyor. Yine LED lambanın olması önemli bir artı. Hem fotoğrafta hem videoda ön kameradaki LED lambayı da kullanabiliyorsunuz. Çok işe yarıyor. Kamera ve fotoğraf özelliklerini fazlasıyla beğendiğim, ki burada tırnak içine söylemek istiyorum, fiyatına göre değerlendirdiğimizde fazlasıyla beğendiğim General Mobile GM9 Pro DxOMark'tan aldığı 90 puanın fazlasıyla hakkını veriyor. Tabii ki daha iyi kamerası olan cep telefonları muhakkak ki var. Ancak onlar için en az 4000, 5000, 6000 gibi rakamlar, TL gibi rakamlar ödemeniz gerekiyor. Bunları ödediğinizde tabii ki daha iyi telefonlar, kameralar bulacaksınız. Ama bu fiyat aralığında bu özellikleri sunabilen çok fazla model olmadığını söyleyeyim. Ben kamera ve video özelliklerini çok çok beğendim. Arayüzün basit olması, kamera arayüzünün, çekilen fotoğrafların gerçekten sonuçların iyi olması, alan derinliği sonucunun çok iyi olması, HDR'nin başarılı bir şekilde çalışması ve videoda 4K desteğinin olmasıyla beraber aynı zamanda titreşim engelleme özelliğinde bulunması önemli artılardan bir tanesi. Benden de 90 puan alıyor, öyle söyleyeyim. Bu arada videoda verdik ama fotoğraf örneklerini. Ayrıca bir galeri yapıp bu videoda paylaştığımız fotoğrafları teknolojioku.com adresinde size galeri olarak sunacağız. Onun da linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sizin de bu konuyla ilgili görüşleriniz varsa, GM9 Pro kullanıyorsanız ya da almak istiyorsanız bize bu videoda sorabilirsiniz ya da teknolojioku.com adresindeki haberlerimizden de sorabilirsiniz. Evet, söz verdiğim gibi General Mobile GM9 Pro için kamerasına özel bir video çektim. Aklınıza takılan sorular olabilir. Ya öyle dedin ama aslında böyle değil falandı filandı, ne bileyim, ben orasını beğenmedim, şurası hoşuma gitmedi gibi yorumlarınız olabilir. Çekinmeyin, yazın bize. Hepsini okuyoruz, değerlendiriyoruz. Videolarımızı beğeniyorsunuz, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı paylaşmayı da unutmayın. Farklı bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.